Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Bu kanadayı dikkatli takip eden siz değerli dostlarım, çok yakından biliyorsunuz, daha birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir iklim zirvesiyle ilgili Yaman çelişkileri net olarak aktarmıştım. Birleşik Arap Emirlikleri fosil yakıtlardan servet sahibi olmuş, Suudi Arabistan ve Katar gibi bir devlet. Zaten ana Yaman çelişki, Birleşmiş Milletler'in küresel ısınmayı 1,5 santigratta tutma çabası çerçevesinde fosil yakıtlardan çok hızlı bir şekilde kurtulunması gerektiği ifade eden raporlarının ele alınacağı bir toplantının orada yapılmasıydı. Yani siz nasıl anlatabilirim? Ha, kuzuyu kurda teslim ediyorsunuz. Adam fosil yakıttan servet sahibi, diyorsun ki bir iklim zirvesi yap. Ama o iklim zirvesinde şöyle bir karar aldım. Hani fosil yakıtlar ortadan kalkacak. Böyle bir saçmalık. Hani parayı veren düdüğü çalıyor ya, bunlar da düdük. İşte böyle düdüğü çalıyorlar. Neyse, ben hatta o linkini verdiğim, i harfindeki linkini verdiğim videomda dedim ki bu COP28 diye adlandırılan iklim zirvesine başkanı Sultan El Cabir. Sultan El Cabir, ADNOC diye adlandırılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi petrol şirketinin CEO'su. Adam petrolcü kardeşim. Doğal gaz ve petrol üretiyor ve satıyor. Ve iklim zirvesinin başkanı yapılmış. Sultan El Cabir. Ve sonra dünyaya sızdı belgeler, işte onları da anlattım. Adam bu zirve için 46 veya 47 ülkenin başbakan, cumhurbaşkanı, heyetleri geldiler. Erdoğan da gitti heyetle beraber. Orada randevuları ayarlamış, millete petrol ve doğalgaz satacak. Yani bir yanda iklim zirvesi. O videoyu mutlaka seyredin, yılın komedisidir ya. Yılın komedisi. İnanın bana. Düşünsene, sen bir iklim zirvesi düzenliyorsun. Başında petrolcü adam var. Petrolcü adamın tek görevi var: gelen heyetlere petrol kakalamak. Amiyane tabirle. Böyle bir durum. Şimdi tabii bu çok tartışıldı. Çevreciler dediler ki oğlum böyle şey olur mu? Bu saçmalığı daha fazla tahammül edilmez. Başkaları da dedi ki ya iyi olur. Çünkü sonuç itibariyle bunlar fosil yakıtçı adamlar. Demek ki iklim değişikliği kaygısına ortak oluyorlar ve bu çerçevede de bizimle beraber hareket ediyorlar dedi. Fakat ben hiçbir zaman bu ikinci şeyi ciddiye almadım. Yani olabilecek bir şey değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ni tanıyorum. Orayı artık avucumun içi gibi tanıyorum. Mümkün değil. Nitekim Sultan El Cabir çıktı bir açıklama yaptı. Bakın, iklim zirvesi sonrası. Diyor ki, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefinin tutturulması için fosil yakıtlarda çıkışı gerekli kılan bilimsel görüş birliği yok. Şimdi bu lafı uzatmış. Ben size cümleyi özet olarak söyleyeyim. Yani 1,5 santigrat küresel ısınmayı kontrol edebilmemiz için fosil yakıtlardan çıkmamız gereken lafları bilim söylemiyor diyor. Bilimsel bir laf değil diyor. Bu kafası neyse onu öyle söylüyor diyor. Tabi adam petrolcü. Buna iklim zirvesi yaptırdı bu dünyaya. Hakikaten 20. yüzyılın şu 23 yılı, ileride tarihçiler tarafından, 21. yüzyılın şu 23 yılı ileride tarihçiler tarafından özel incelenecek. Bu kadar kafa yenmişlik nasıl bir araya geldi diye. Devam ediyor adam. Bakın devam ediyor. Medeni dünyayı mağaralara geri götürmek istemediğiniz sürece fosil yakıtlardan da aşamalı çıkış ile sürdürülebilir kalkınmanın el ele gitmeyeceğini bilmek zorundasınız. Şimdi diplomatik laflar şöyle demek istiyor.
fosil yakıtlardan çıkışı yaparsanız ne sürdürülebilir kalkınma kalır ve hatta mağaralara döneriz. Adamın düşünce bu ve bu adam iklim zirvesi yaptı. Bilim insanlarının yorumlarının inanılmaz derecede endişe verici ve iklim inkarcılığı olduğuna inanıyorum falan diye devam ediyor. Şimdi tabii diyor ya ayağa kalktı. Diyor ki Climate Analytics'in CEO'su Bill O'Hara diye bir adam. Yani iklim analizleri yapan bir şirketin başkanı. Bu çok endişe verici bir çıkış. Mağaralara geri dönmek zaten fosil yakıt sektörünün çok eskilerden bu yana kullandığı bir anlatım. Evet hatırlıyorum. Yani ne zaman iklim, ne zaman çevre, ta 80'ler, 70'ler. Mağaralara mı dönelim kardeşim? Bu bütün petrolcülerin ana cümlesiydi. Yani fosil olmayınca, yani petrol olmayınca mağarada mı yaşıyorduk? Ama mağaralara mı dönelim? Bu anlatım iklim değişikliğini inkar anlamına geliyor. Yani iklim değişikliğini yapan adamın, başkanın iklim değişikliği söylemlerine inanmadığı ortaya çıktı. Yazık, vakit kaybı ya. Erdoğan da gitti falan. Yani o liderler herhalde orada iklim hariç her şeyi konuşmuşlardır. Hani ne oluyor bu Gazze'de? Abi sende ucuz petrol var mı? Ha? Böyledir yani. Herhalde öyle. Çünkü deliceğimize dönük şu anda dünyada ciddi bir çevre bilinciyle ciddi müdahale yok. Tam tersine Ukrayna Savaşı'ndan bu yana çatır çatır kömür de yakılıyor. Bütün fosil yakıtlar devreye girmiş vaziyette ve dünyada tuhaf tuhaf iklim hikayeleri artmaya başlıyor. Sonra baktı ki bu, yani kılıç kınından çıkınca veya iş kötüye gidiyor. Bir açıklama yaptı Sultan Ercabir, diyor ki bilimin neresinde durduğumun açıklığa kavuşturalım. Dürüst olmak gerekirse ortada bir kafa karışıklığı, yanlış sunum ve yorumların olduğunu düşünüyorum. Öncelikle size kendimi tanıtayım. Geçmişine bakarsak bir mühendisim, yani bilime inanıyorum diyor. Defalarca söyledim. Fosil yakıtlardan çıkış kaçınılmaz. Fosil yakıtların kademeli olarak azaltılması ve durdurulması çok önemli. Bu düzenli, adil, adaletli ve sorumlu olmalı. Yani diyor ki eninde sonunda bu fosil yakıtlardan çıkacağız, tamam. Ama bizim para akışımızı fazla bozmadan çıkalım. Bunu söyle diyor. Hiç iklimle falan alakası yok. Tam tersine paniklemişler. Dünyada çevreci ve yeşil hareket arttıkça panikledikleri için de en azından nasıl zaman kazanabiliriz? 20 yılda çıkmayalım da 50 yılda çıkalım, 50 yıl daha cebe para koyalım, orada burada terörü desteklerizin derdindeler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok enteresan bir iklim zirvesi oldu. Bundan sonraki iklim zirvesine en azından iklimden büyük darbe yemiş bir Afrika veya Pasifik ülkesinde yaparlarsa yaptıkları iş biraz daha inandırıcı hale gelir. Hoşça kalın.